Bu hafta narenciye kokulu Narlıdere'ye düştü yolumuz. Tarihin her döneminden izlere rastlayabileceğiniz Narlıdere, M.Ö. 2000'lerde Hitit yazıtlarında karşımıza çıkar. Yazıtlarda Luvilerin egemenliğinde olduğu yazar. 1071 yılında Selçuklu beylerinden Çaka Bey tarafından ele geçirilen bölge, daha sonra Selçuklular, Bizans, Ceneviz ve Rodos şövalyeleri arasında el değiştirmiştir. Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra Aydınoğulları topraklarına katılan yöre daha sonra Osmanlı egemenliğine girmiştir. Osmanlı Devleti'nin Ankara Savaşı'nı kaybetmesiyle tekrar Aydınoğullarının eline geçen bölge, 2. Murat döneminde Osmanlı egemenliğine girmiştir. 1472 yılında bölgenin Venedik saldırısına uğramasıyla büyük ölçüde tahrip olmuştur. Narlıdere ilçesinin Türkmen boyları ve tahtacılar tarafından yaklaşık 150 yıl önce bugünkü Narlı Mahallesi sınırları içinde bulunan Yukarı Köy'de kurulduğu söylenmektedir. Tahtacılardan sonra yine Alevi inancına sahip Bayatların, bugünkü Yenikale Mahallesi sınırları içinde bulunan Aşağı Köy'e yerleştikleri bilinmektedir. Türkiye'nin en eski cemevi olarak bilinen yer bu dönemde müze haline getirilmiştir. Narlıdere'yi oluşturan diğer iki mahalle olan Ortaköy ve Yeniköy'de ise Rumların yerleşik olduğu söylenmektedir. Konumu itibariyle sanayi tesisi bulunmayan ilçenin gelir çeşidini artırma çalışmaları yapılmaktadır. Son yıllarda özellikle kentsel dönüşüm projeleriyle İzmir'in en tercih edilen yerlerinden biri olmuştur. Narlıdere'nin cazibe merkezi olmasında büyük emeği olan ve ilçenin belediye başkanlığını yapmakta olan Abdülbatur, 1957 yılında Narlıdere'de doğdu. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. İş yaşamına Pendik Tersanesi'nde başladı. Evli ve iki çocuk sahibi olan Abdülbatur, yurt dışında ve birçok şehirde şantiye proje müdürü olarak görev aldı. Daha sonra Narlıdere'ye dönüp proje bürosu açarak çalışmalarını sürdürdü. Bu dönemde Narlıdere'nin pek çok yerinde yapılan binaların projelerine imza attı. Gençlik döneminde uzun yıllar Narlıdere Spor Kulübü'nde futbol oynayan Batur, aynı kulüpte yöneticilik de yaptı. 1994 yılında İzbeton Genel Müdürlüğü'ne getirilen Batur, o güne kadar etkin olmayan şirketi başarılı çalışmalarıyla büyüterek Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük şirketi haline getirdi. Abdülbatur, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 4. dönem olarak belediye başkanı seçilmiştir. Merhabalar sevgili izleyiciler. Bizim yolumuz bu yerel gündemde İzmir'in Narlıdere ilçesine düştü. 4 dönemdir belediye başkanlığı yapan Abdülbatur Bey'le birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Narlıdere'mize hoş geldiniz. Uzun süredir birlikteliğimiz, bu birlikteliği sağlamak için uğraşıyorduk. Size ve Halk TV'ye teşekkür ediyorum. Bugün özellikle şimdi geldiğimizde karşılaşmıştık Güzelyurt, Kıbrıs Güzelyurt Belediyesi ile kardeş belediyecilik projesi kapsamında bir imza töreni vardı. İsterseniz o görüntülere bir dönelim, tekrar devam ederiz. Biliyorsunuz ben aynı zamanda hem Narlıdere Belediye Başkanlığı'nı yürütüyorum hem de Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin başkanlığını yürütüyorum. Kıyı Ege Belediyeler Birliği Tekirdağ'dan, Çanakkale'den bütün kıyıdaki belediyeleri kapsayan 55 belediyenin üye olduğu bir birlik.
Bu birlikteki kurulmasındaki amaç buradaki problemlerin, bu kıyıdaki belediyelerin problemlerinin aynı noktada buluşması, yapılacak çalışmaların ortak olarak yürütülmesi ve işte gerek turizm açısından, gerek ticaret açısından, gerekse yereldeki imar değişiklikleri ve imarla ilgili yapılacak çalışmaların bir noktada ve birbirimize paylaşarak yürütme açısından kurulan bir birlik. Bu arada çok dayanışma günlerindeyiz herhalde. Geçtiğimiz hafta sonu birlikteydik Zonguldak'ta. Evet, evet. 3 tane de orada bir belediyeler vardı. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Veli Ağbaba'nın önderliğinde yürütülen bir çalışma oldu. Gerçekten de çok faydalı ve ileride bunun meyveleri alınacak diye gördüğüm bir çalışma. Biz de Narlıdere Belediyesi olarak bizim şu anda Zonguldak'ta 3 tane kardeş belediyemiz var. Alaplı Belediyesi, Gümeli Belediyesi ve Perşembe Belediyesi. Gerçi Alaplı Belediyesi son dakikada piyangodan Alaplı çıktı. Belediyesi sonradan Veli Bey'in bize monte ettiği evet, bir kardeşlik oldu ama zaten biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hepimiz birbirimize kardeşiz. Sahil anlamıyla da size uygun bir belediye değil yani. Yani biz de şimdi kendi ilçemizde, kendi beldemizde yürüttüğümüz hizmetler yanında bu belediyelere de elimizden gelen katkıyı, gerek aynı yardım, gerek işte makine ekipman olarak elimizden gelen katkıyı sunacağız. Zonguldak'ta sizi de bir sürpriz bekliyoruz değil mi? Evet. Kısaca onu bir görüntülerini geçelim, sonra evet, devam edelim. İzlediğiniz gibi gittiğimiz iki yerde başkana doğum günü sürprizi yapıldı Zonguldak'ta. Biz doğum günümüzü maalesef kendi ilçemizde kutlayamıyoruz iki senedir. Muhittin yani Başkan'ın dediği devamlı, gibi. Devamlı hareket halinde olduğumuz için
Bir de tabii partimizin böyle bir çalışması var. Kendi ilçemizde kalıp böyle bir olayı izleyemeyiz. Kısaca bir siyasi bir soruya gireceğim. Zonguldak'taki haraplığı, Zonguldak'taki hükümetin vazgeçilmişliğini gördünüz orada. Düşünceleriniz nelerdir? Vallahi şimdi zaten o gün bayağı bir tur attık biliyorsunuz. Evet. Zonguldak'ta komple gitmediğimiz gezdik. Nokta yoktu. İşte doğusuyla batısıyla her noktaya bütün belediyelere ulaşmaya çalıştık. Tabii burada zaten Zonguldak'ın girişinden, İstanbul tarafındaki girişinden, Ankara tarafındaki girişinden baktığınız zaman olayı gayet anlıyorsunuz. Ulaşım çok önemli bir şey. Evet. Yani ulaşımla ilgili zaten bunları çözerseniz kentin kalkınması, kentin hareket etmesi, kentin ivme kazanması daha çabuk olur. Ama gözlemlediğimiz kadar işte kentin üstündeki o kasvetli havayı da görüyoruz. Evet. Maalesef işte ocakların kapatılması. Ama oradaki nüfusun, termik santrala Rusya'dan kömür getiriliyor. Evet. Onu da orada çok izledik. Çok acı bir durum. Çok oradaki belediye başkanlarımızın da bundan çok büyük sıkıntısı var. Ya yani ocaklar kapandıkça oradaki nüfus ve oradaki vatandaşlarımız başka yerlerde ekmek kapısı aramaya çalışıyorlar. Zonguldak o bakımdan genel merkezimiz gerçekten çok güzel bir proje üretmiş. Destek sunulması ya sadece bizim gücümüzle yapılacak bir şey değil. Hepsine. Zonguldak'ın kirindeki tertemiz yüzlere selam olsun. Muharrem Başkan başta olmak üzere hepsine selam. Evet, söz sizde efendim. Başkanım, şimdi 4 dönemde belediye başkanlığı yapıyorsunuz ve uzun süredir çok büyük çalışmalarınız var, projeleriniz var. Bunlardan bir tanesi de kentsel dönüşüm, yeninde dönüşüm projesi. Nasıl gidiyor? Biraz bahsedebilir miyiz? Kentsel dönüşüme zaten biz belediye başkanı olduktan 2 sene sonra başladık Narlıdere'de. Yani 2001 yılında. Bugün kentsel dönüşüm diyor herkes. Kentsel dönüşüme 2001 yılında başladık. Ve bugün çıkan kanunlar, yönetmelikleri o zaman uygulamaya koyan bir belediyeyiz. Kentsel dönüşüme şöyle başladık. Çünkü kentin gelişebilmesi için özellikle ekonomik ömürlerini tamamlamış binaların, kentin içinde çürük diş gibi kalmış bölgelerin ve orada yaşayan insanların mutsuzluğunun ortadan kaldırılabilmesi için belediye olarak elimizi taşın altına soktuk. İlk yerinde dönüşüm siz demiştiniz. İlk yerinde dönüşümü yaptık. Siz demiştiniz tabii, değil mi? Yerinde dönüşüm. Bir kere başarılı olmamız şuradan kaynaklandı. Herkesi yerinde dönüştürdük. Hiç kimseyi mahallesinden etmedik, yurdundan etmedik. Aynı mahallede yaşamaya devam ediyorlar. İki, herkesi konut sahibi yaptık. Bu projenin içinde TOKİ var mı? Hayır, yok. Hiçbir şey yok. Biz Narlıdere Belediyesi olarak yaptık. Bunun dışında en önemlisi o bölgedeki insanlar bir rant oluştu. O rantı o bölgede yaşayan insanlar kazandı. Genel Başkanımız da seçimlerden önce gelip orada bir tapu töreni yapmıştık. Orada bahsetmişti Sayın Genel Başkanım. Burada oluşan rantın vatandaşa gitmesinden çok memnun oldum diye bir mesaj vermişti. İşte sosyal demokrat belediyelerin yapması gereken bu. Şimdi biliyorsunuz 6306 sayılı riskli alanlar yani kentsel dönüşüm yasası çıkarıldı bundan 2 sene önce. Bu alan sadece TOKİ'nin veya müteahhitlerin değil, kanunlar beğenmeyebiliriz kanunları. Gerçekten kanunlar bizim istediğimiz gibi çıkmıyor. Evet. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu gerekli mücadeleyi gösteriyoruz ama kanun çıktığından itibaren bunun uygulaması gerçekleşiyor. Mazeret üretmeden hayata geçirmek gerekiyor. Biz şimdi şöyle bir karar aldık o dönemki meclis üyesi arkadaşlarımızla. Bu kanun çıktı. Narlıdere cazibe merkezi. Yani Narlıdere'yi birileri talan edecek. Evet. Yani bu talanın önüne ya biz bir yerel yönetim olarak dimdik duracağız vatandaşlarımızdan aldığımız güçte. Ya da biz de diyeceğiz ki karşıdan ya burayı şu kurum yapıyor, bu kurum yapıyor. Biz burada kararımızı verdik ve bakanlıktan yetki istedik. Biz dedik kendimize güveniyoruz. Biz bu işi yaparız. İşte yaptığımız işler bunlar. Yani 15 senede 4500 konutu dönüştürmüşüz. Biz bunu zaten teşvik ediyoruz. Vatandaşın temsilcisi bize gelsin. Bu kurumlarla muhatap olun ve işleri çabuk çabuk yürütelim. Evet. Şimdi bizim Narlıdere'de 3-4 tane mahallemiz var. Çatalkaya, Narlı, İkinci Yönünü ve Atatürk mahalleleri. Bu mahallelerdeki yaklaşık 15 hektarlık
ikinci Yunan Atatürk ve bu taraftaki Çatalköy ve Narlı'daki mahallelerin 30 hektarlık bir alanı kentsel dönüşüm alanını aldık. İhalelerini yaptık. Tespit ihaleleri yapıldı. Şu anda Narlı ve Çatalkaya Mahallesi'nin tespitleri bitti. Askıya çıktık. İkinci Yunan Atatürk Mahallesi'nin tespit ihaleleri de önümüzdeki hafta tamamlanacak. Bunlar yavaş yavaş vatandaşımıza bilgi vererek, bakın askıya çıktık, 4 noktada askıya çıktık. Ayrıca kooperatif ve derneklere de o haftalardan birer tane veriyoruz. Öyle kapa arkasında bilmem ne de iş yapmadan vatandaşın lehine bunu çözmeye çalışıyoruz. Köy içi de bu projenin içine dahil ediyor mu? Masa üzerinde duran bu proje çok önemli. Bu farklı bir proje. Bu Yukarı Köy projesi. Bizim biliyorsunuz Tahtacı Kültür Merkezimiz yani evet. Müzemiz var orada. 250 yıllık bir binayı o bölgedeki binayı müze haline getirdik. Narlıdere'yi ilk kuran Tahtacı Türkmenlerin Cem evi olarak kullandığı tarihi bir bina. Evet. Mistik havasıyla, nostaljik havasıyla onu ben belediye başkanı olduğumda çökmüş. Birinci kata kadar duvarları çok bitmiş. Çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Bir haldeydi. Onu yeniden işte Anıtlar Kurulu'ndan geçirdik ve şey yaptık, restore ettik. Bugün İzmir'in çok önemli müzelerinden biri. Burada neyi sağladık? Narlıdere'yi kuran Tahtacı Türkmenlerin gelecekteki çocuklarına, gelecekteki nesillerine işte bu bina cemeviymiş, gelenekleri, görenekleri, yaşam biçimleri neymiş, gelecek nesillere taşıyan bir müze oldu. Evet. O müzenin çevresindeki Narlıdere'yi ilk mahallesi dedik Yukarıköy, çevresindeki yaklaşık 15 dönümlük alanı da tek katlı binalardan veya iki katlı binalardan oluşan o eski binaları da kentsel restorasyon alanı ilan ettik. Ve bu alanı yaklaşık 3 senedir çalışıyoruz üzerinde. Bu arada tabii Tahtacı Kültür Merkezi yani müzemizi önümüzdeki günler içinde çok önemli bir konuğumuz olacak. İzmir'de ziyaretlerini gerçekleştirecek. Bartolomeo geliyor biliyorsunuz. 4-6 Şubat'ta İzmir'i ziyaret edecek. Burada bir sinagog, bir de Narlıdere'deki tarihi cemevimizi yani müzemizi ziyaret edecekler. O meydanı belki biliyorsunuz değil biliyorum, mi? Biliyorum, sık sık geliyorum. Şey hafta sonları çok geliyorum, çay kahve içmiyor oraya. Evet, orası çok güzel bir alandır. Ve insanların sıcaklığı, birbirlerine kaynaşmasını sağlayan, bütün benim de eski arkadaşlarımızın olduğu bir alandır ve o alanı bu şekilde değerlendireceğiz. Evet, bu arada bir cemevi daha var burada. Tabii. Tarihi cemevinden sonra biliyorsunuz Narlıdere'de ilk cemevini gerçekleştirdik. Evet. Belediye bütçesinden yapılan ilk cemevidir. Bizim için önemli olan şey şu. Türkiye'de cemevini ilk defa kendi tapusu halinde belediye verilip tapusu da yine Hacı Bektaş Vakfı'ndadır. Evet. Yönetimi de Narlıdere Alevi Bektaşi Derneği tarafından yönetimi yapılmaktadır. Biz belediye olarak mekanı yaptık. Fiziksel mekanı. Arsasını verdik. Tapusunu da verdik. Biz oradan çok çekildik. Çok da büyük bir cemevi. Biz şunu yapıyoruz. Personel takviyesi yapıyoruz. Bir şey yapıldığında ki geçen sene bir cephede bir sıkıntısı vardı. Boyası, badanası bu tür evet. Şeylerde de yani binayı yaptık geriye çekildik diye bir şey yok. Hizmete devam. Tabii bu arada biz geçtiğimiz meclisimizde çok önemli ve tarihi bir karar aldık. İşte onu sormak istiyorum zaten. Evet, yani bu şöyle bir karar. Biliyorsunuz imar planlarında cami yeri ve sinagog ve diğer bölümler dini tesis alanı diye geçer. Dini tesis alanının açılımında da cami, mescit, sinagog, işte diğer dini tesislerin olduğu alan diye tanımlanır. Burada evet. Cemevi yoktur. Biz bütün Narlıdere'deki dini tesis alanı olarak ayrılmış imar planlarındaki bütün bu alanlara cami de yapılabilir, mescit de yapılabilir, sinagog da yapılabilir, evet, cemevi de yapılabilir. Hükümet her seçim döneminde Alevi açılımı yapar. Ama yapar. Cemevi'nin ibadethane olduğunu hala kabul edemez. Yıllardan yani. Beri cemevi ibadethane olarak 12 senedir, 13 evet. senedir.
hala ibadethane olamamıştır. Madımak müze olamamıştır. Olamamıştır. Din dersleriyle ilgili zorunlu din dersleriyle ilgili kararları alamamıştır. Yani bunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Alevi yurttaşlarımızın lehine çıkmış kararların uygulanması maalesef hala hükümet tarafından yürürlüğe konulmuyor. Ama biz Narlıdere'de bunların yürürlüğe koyması için ilk adımı atıyoruz. Abdülhatip Bey, şimdi gene bir projeniz var sizin, Beyaz Vadi projesi. Evet. Bu projenin içeriği neler? Hemen söyleyeyim onu. Beyaz Vadi projemiz 2. Ünönü Mahallesi'nde kentsel dönüşüm alanı içinde kalan yaklaşık 80 dönümlük bir alan. Şimdi binalardan bahsettik, şimdi bir de rekreasyon alanından evet. bahsedelim. 80 dönümlük alan gerçekten Ankara'daki Portakal Vadisi gibi böyle bir vadi, dere vadisi. Biz bu vadi projesini yaklaşık 3 sene önce tamamladık. İşte şimdiye kadar uzamasının nedeni de jeolojik etütleri, jeofizik etütleri, alandaki yaptığımız sondajlardan yeni bir proje yarattık. Bu 80 dönümlük alan içinde, rekreasyon alanı içinde, amfiteyatro, kafeteryalar, yürüyüş yolları, işte spor oyun alanları, bir kent ormanı şeklinde mizampajı yapılacak ve Narlıdere değil İzmir çok güzel bir rekreasyon alanı kazanacak. Engelliler ve özellikle kadınlarla ilgili, engelliler ve kadınlarla ilgili çok ciddi çalışmalarınızı evet. gördük. Belediye olarak pozitif ayrımcılık yaptığımız iki konu. Bir, kadınlarımız, iki, engellilerimiz. 2004 yılında biliyorsunuz 50 bini geçen belediyeler kadın danışma merkezi kuracaktır diye bir kanun çıkmıştı 2004 yılı. Biz kadın danışma merkezimizi 2002 yılında kurduk. 2002 yılında kadın danışma merkezimizdeki çalışmalara başladık. 2002'de AKP iktidara gelmişti. Tam dedin ki kadın düşmanları geliyor herhalde. Evet. Yani öyle bir şeyimiz yoktu ama yani belediyelerin zaten en önemli çalışma alanlarından bir tanesi olmalı. Bizim kadın danışma merkezimiz de gerçekten kaç yıldır? 12 yıl olmuş. 12 yıldır Narlıdere'deki kadınlarla özellikle olan diyalog artı onların el becerilerinin geliştirilmesi, en önemlisi psikolojik ve hukuksal dayanışma ve destek veriyoruz. Merkezimizde sağlık taramaları yapıyoruz. Yine 9 Eylül Üniversitesi Hemşirecilik Yüksekokulu ile beraber, 9 Eylül Üniversitesi ile beraber, sağlık üniteleriyle beraber yaşlı bakımı, yaşlı teyzelerimizi evinde bakılması, yani kadınlara yönelik her türlü aktivite orada var. Bunun yanında engelliler, tabii engelliler bizim için çok önemli. Narlıdere'de ilk bu projeye başladığımızda 2002 yılı. Yine 2002 yılında Narlıdere'deki öncelikli bir engelli haritası çıkardık. Narlıdere'de kaç engelli var, engelli türü nedir? Yani böyle hemen bir çalışma yapmadık, bir vizibilite çalışması yaptık. Engelli haritasına göre en fazla engelli türü nerede, nasıl bir çalışma yapabiliriz, belediye olarak nasıl bir hizmet yapabiliriz araştırdık. Biz daha çok zihinsel engelli çocukların fazla olduğunu tespit ettik. Ve zihinsel engelliler derneğimiz var Narlıdere'de. Onlarla beraber, Besim Hoca ile beraber bu işi yürütmeye başladık. Şimdi Narlıdere Belediye'mizin altında, Genel Başkanımızın da ziyaret ettiği, evlere kadar çok, servisle yapılan tabii, bir yer. Engelli merkezimiz var. Engelli çocuk var evde ya da engelli yaşlı biri var. Ama bir toplantıya katılmak zorunda ya da bir geceye gitmek zorunda. O zaman o engelli ne yapar? Biz onlarla ilgili her türlü şeyimiz var zaten. Araç, gerecimiz, var, ekipmanımız var. Evet. Onun dışında bir şey yaptık. Asıl önemli olan ve ödül aldığımız bir sosyal proje. Engelli ailelerinin en büyük problemi bütün gününü, 24 saatini engelli çocuğuna verir. İşte gelmek istediğim nokta orası. Engelli zaten. Çocuğuna evet. verir. Bütün saatini. Her dakikasını o çocuğunu düşünmeye ayırır. Şimdi biz bunu tespit ettik ve ne yapacak? Hiçbir sosyal yaşantısı yok engelli ailesinin. Bir engelli bakım merkezi yaptık. Akşam bakım merkezi. Ayrı bir ünite o da. Evet. Ne yapıyor engelli ailesi? Bir düğüne gidecek, bir arkadaşıyla sinemaya gidecek veya bir aile yemeğine gidecek veya bir şeyini paylaşacak.
Akşam bize bırakıyor. Saat 7'de, saat 11'e kadar çocuğuna biz bakıyoruz. Onlar da sosyal yaşantılarını sürdürüyorlar. Şimdi gelmek istediğim nokta buydu. Yani evet. Bu çok önemli bir projeydi. Çok önemli bir proje. Ve gerçekten ödül aldık bu projede, sosyal projede. Bundan sonraki amacım zaten daha büyük bir mekansal şey arıyoruz şu anda Narlıdere'de. Eğer onu sağlayabilirsek engelli merkezimizi daha da büyüteceğim. Daha da hizmet kalitesini daha yukarıya çıkarmak için bu konuda Besim Toker arkadaşımız da, engelli merkezin başındaki arkadaşımız da çok meraklı, bu işleri çok seven ve gerçekten mesaisini veren arkadaşımız. Analardır adam eden adamı deriz yani, şair öyle demiş. Yan tarafta anaların ellerini tutup getirdiği çocuklara da güzel bir yer gördük. Bugünkü toplantı esnasında çıkarken oraya. Tabii bizim kültür merkezimizden bahsediyorsunuz evet. Herhalde. Kültür merkezimizi 2001 yılında hizmete soktuk. 27 Ekim 2001 hiç unutmuyoruz. Kültür merkezi gerçekten o dönemde Narlıdere değil İzmir çapında. Yani çok önemli bir merkez burası. Bu bölgenin ilk merkeziydi zaten. Şimdi o merkezi yapmak, fiziki olaylarını gerçekleştirmek çok önemli değil. Biliyorsunuz merkezler içindeki insanlarla, insana verilecek hizmetlerle bence... İnsana dokunuyorsa tabii. Önemli. Şimdi burada işte az önce gördünüz. Bütün çocuklarımız kurslarımıza geliyorlar. Sırf çocuklarımıza değil... Büyüklerimiz de, emeklilerimiz de gelip orada resim yapıyorlar, şarkı söylüyorlar, türkü söylüyorlar, korolarımız var. Yani cıvıl cıvıl bir merkez çok burası. Güzel. Üniversiteye hazırlanan gençlerimize de dershane desteği veriyorsunuz ve yaklaşık 10 bine yakın bir öğrenci vardı sanırım. Bu sene de o destek devam edecek mi? Şimdi maalesef çok üzgünüz o konuda. Gerçekten biz belediye hizmeti üretirken insanların siyasi kimliğine, siyasetine, bana oy vermiş vermemiş şeklindeki bir anlayışla hiç hizmet etmedik şimdiye kadar. O yüzden %33 ile aldığımız ilk seçimi bugün %70'lere taşıdık. Neden? Her gün birini kazanmak, her gün bir Narlıdere'deki bireyi kazanmak bizim amacımız. Yaklaşık bu 10 yıllık süreç içinde de 10 bin öğrenci burada dershanemizden geçti. Bunu hep bugüne kadar kaymakamlıkla beraber yürütüyorduk. Kaymakamlık veya ilçe halk eğitim müdürlüğü bu yıla kadar beraber birlikte devletin kurumlarıyla biz kavga etmeye gelmedik ama bu tür yaklaşım işbirliği de her zaman çocuklarımıza yansıyor. Biz her türlü olanağımızı verdik ve gerçekten de çocuklarımızın çoğu üniversiteyi kazandı, liseleri, Anadolu liselerini kazandı. Onların o sevincine ortak olduk. Ama bu sene seçimden sonra her şey değişti Narlıdere'de. Özellikle eğitimde. Yani özellikle buradaki, öncelikle onu söylemek lazım. İşte eğitim sistemindeki bu müdür atamaları. Evet. Bunların özellikle buradaki Narlıdere'deki gerçekten eğitime çok büyük katkıları olan, duruşlarıyla her şeye yakışan müdür arkadaşlarımız, maalesef Narlıdere'den hepsi sürüldü, gönderildi. İkinci kademe dershane ile ilgili maalesef kaymakamlıktan izni alamadık bu sene. Ve çocuklarımıza hizmet edemiyoruz. Bina bomboş duruyor. Kaymakamlık izin vermedi. Kendisi okullarda kurs açmaya çalışıyor. Bizim üzüntümüz bu. Devletin kaymakamı, devletin yöneticisi olacaksınız. Burada kime oldu olan? Bana bir şey olmadı. Gençler oldu. Evet. Oradaki çocuklara oldu. Gelecek sene belki kapatılacak şey dershaneler. Ama biz bu sene de çocuklarımıza bir hizmet üretebilirdik. Şimdi o merkezi yine ben çocuklarımıza hizmet edecek bir merkez haline getireceğim. Aslında daha çok proje var konuşulacak ama süremiz maalesef el vermiyor ve bitirmek zorundayız ama geçtiğimiz hafta Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın başlattığı bir uygulama var. Bundan sonra bizim programın kapanışını belediye başkanlarımız yapıyor. Evet başkanım. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü yerel gündem programı burada sona erdi. Gelecek programda yine aynı ekiple birlikte olmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Dostça kalın.